videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazreti Hızır, İslam'da en bilinen sahabeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle de hayatı Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de ve bir takım hadislerde Allah bir takım özel hikmetler ve ilimler verdiği birinden bahsedilmektedir. Bunun yanında pek çok alim Hazreti Hızır'ın yaşadığını ve bir takım görevleri olduğunu söylemektedir. Hazreti Hızır, Hazreti Musa döneminde yaşayan bir sahabedir. Hazreti Hızır, Hadır ismiyle de bilinir. Hızır ismi Arapçadan gelmektedir. Hazreti Hızır'a bir takım ilahi bilgiler ve hikmetler öğretilmiştir. Hazreti Musa döneminde yaşamıştır. Hadır ismi ise yeşilliği bol olan demektir. Hadislerin çoğunda kendisinden Hızır olarak bahsedilmiştir. Bunun yanında bir takım İslami kaynaklarda Hazreti Hızır'ın soyundan da bahsedilmektedir. Çoğu kaynakta Hazreti İlyas'la Hazreti Hızır'ın aynı kişi olduğundan bahsedilir. Ancak bu iki kişi birbirinden farklı kişilerdir. Kutsal kitaplarda Hazreti Hızır ismi geçmez. Fakat hadislerde kendisinden bahsedilmektedir. Hadis-i şeriflerde Hazreti Hızır'ın kıyamete kadar yaşayacağı ve çeşitli zamanlarda insanlara görüneceğinden bahsedilmektedir. Hazreti Hızır, insanlar zor zamanlarındayken onların Allah'ın izniyle sıkıntılarını gidermektedir. Bir takım kaynaklarda kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'in yalanlarını ortaya çıkarmak için kıyamete kadar yaşayacağından bahsedilmektedir. Hazreti Hızır'ın Hazreti Muhammed zamanında da yaşadığı, Peygamber Efendimiz öldüğü zamansa Ehl-i Beyt'e gelip taziyede bulunduğu söylenmektedir. Hazreti Hızır insanlara ak sakallı biri gibi veya tanıdığı biri gibi görünebilmektedir. Hazreti Hızır bazen darda olan insanlara yardım etmek için gelirken bazen de onlara bir ilim öğretmek amacıyla gelmektedir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah tarafından kendisine bazı özel hikmetler ve ilimler verilen birinden bahsedilmektedir. Bu kişinin Hazreti Hızır olduğu alimler tarafından düşünülmektedir. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.